Arkadaşlar şimdi size topuk kırığıyla ilgili bir kısa bir video çekeceğim. Ayağım gördüğünüz gibi. Şu. Yani bunun mor gözükmesinin sebebi de argan yağı sürdüm. 1 ay 10 günlük bu yara. Yani şu anda yara yok denizli şekilde. Önce arkadaşlar ayağınızı alçıdan çıktı yani alçı ameliyat oldunuz. Alçılı sürede yani alçılı zamandayken bile ayağınızı sürekli yukarıda tutmanız lazım. Yani ben şöyle yattığım yerde bu şekilde gün içinde devamlı yukarıda tutuyorum ayağımı. Ondan sonra benim ayağım kısa zamanda iyileşti tabii. Bu arada bakımlar falan da güzel. Mesela ne yapıyorum? Sabah ve akşam kelle paça. Yani kelle değil de paça çorbası içiyorum. Ondan sonra D vitaminim var. Kalsiyum vitamini var. Bunları kullanıyorum. Bunların dışında bir de mide koruyucu hapım vardı. O bitti zaten. Onu doktor da vermedi tekrardan. Bunları kullanıyorum. Yoğurt. El yapımı yoğurt. Marketlerden sakın almayın. Onun hiçbir faydası yok. Köy sütü. Bunları. Sürekli bunları içiyorum yani. Sigarayı zaten kesinlikle bırakmanız lazım. Yoksa yaralarınız iyileşmez. Şimdi 30 günün sonunda ben nasıl egzersiz yaptım? Şimdi şöyle yüksek yere bir şey bağladım. İp bağladım. Ayağımı sürekli böyle burada tutuyorum. Tabii yaralar iyileştikten sonra şu egzersizi, bakın sesi duyarsınız. Bu egzersizi. Tabii benim şu anda ayağım açıldığı için ben fizik tedavi de görmedim. Benim şu anda ayağım açıldığı için duyuyorsunuz sesi. 10 defa, 10 defa tersine. Yavaş yavaş yaptığınız zaman zaten bu her gün yaparsınız bu egzersizi. Bu açılıyor ayak. 10 defa, 10 defa. Yani argan yağını mutlaka sürün. Bu biraz gezindim. Mutfakta oturdum. Yemek falan yedim. Bu yüzden ayağım bu şekilde şiş. Sonra şimdi benim dumbbell'larım var böyle. Bunları önce ben tek bağlıyordum. Tek bağlıyordum. Kaldırıyordum yani parmağım, ayak parmağımı takıp. Sonra yeterli gelmediğini düşündüğüm için iki tane birden bağladım. Şu şekilde. Böyle geçiriyorsunuz. Bacak bacak üstüne atacaksınız. Ayağınızı. Bunu bu şekilde ayağınızı yukarı aşağıya spor yapıyormuşsunuz gibi bileğinizi burada çalıştırıyorsunuz. Bu hareketi tabii tek dumbbell'la dumbbell'ınız yoksa da ağır bir şey koyun. Bunu kaldırmaya çalışın. Ayağınızın açıldığını hissettiğiniz anda yani baktığınızda çok rahat yukarı aşağı işte gaz ver gaz çek diyorlar. O hareketi rahatlıkla yaptıktan sonra da kiloyu artırabilirsiniz. Bakın ben hiçbir terapiye falan gitmedim. Ayağım ayın 10'unda ameliyat oldum. Bugün 15'i 35 günlük benim ameliyatım. Ya 35 günde bu kadar iyileşen insan yok. Onun için sigarayı bir an önce bırakın. Ya bir an önce bırakın derken ameliyattan önce bırakın. Sigara içiyorsunuz. Ben günde 2 paket sigara içiyordum. Sigarayı bıraktım. Siz de bırakın. Yoksa iyileşme süreciniz uzar. Bu da size konforlu bir yaşam sürmenizi zorlaştırır. Onun için ben bıraktım. Şu egzersizi sürekli yaparsanız bunu ayağınız zorlandığı an bırakın. Dediğim gibi ilk başlarda tek 2 kiloyla çalışın. Daha sonra artırabilirsiniz bu kiloyu. Kaslarınız kuvvetlenmesi için. Benim kaslarım eridiydi. Baldırdan itibaren komple. Ama şu anda bayağı güçlü, kuvvetli. Ve topuğu basmıyorum. Bu şekilde. Bu şekilde tabii ağrı var. Geçecek. Bu ağrılar. Dediğim gibi arkadaşlar. Burada sigara, alkol kesinlikle almayacaksınız. Sigara ve alkol. Onun için
Bunu alırsanız iyileşme süresini uzatmış olursunuz. Dediğim gibi bakın, ayak istediği yöne dönüyor. 35 günde. Burada. Ameliyat yerimi tekrar göstereyim. Hiçbir şekilde yara izi kalmadı. Topuk kırığıydı benim. Haziran'ın 10'unda ameliyat oldum. İşte 3 gün hastanede yattım. Ameliyat olduğum gün. Ertesi gün yattım. Diğer gün öğlen çıkardılar beni. O gün kelle paçayla devam ettim. Hastaneye getirdiler. Hastaneden sonra gittim aldım. Kemik aldım. Ayak yani. Hayvan ayağı. Ondan sonra yanında bir de kemik aldım kasaptan. Bunu sürekli bir ay içinde sürekli içtim. Dediğim gibi bunun yanında antibiyotik vermişti tabii doktor bana. Ayağımı içeriden tedavi etsin diye. Dışarıdan biz pansumanla tedavi ediyoruz. İçeriden de antibiyotikle tedavi ediyoruz diye. 10 tane iğne vermişti bana. Bunun yanında D vitamini, D3 diye. Sonra kalsiyum suyun içine atıp eritiyorsunuz. Ondan kullandım. Şu anda kestim. El yapımı, yani ev yapımı diyelim, el yapımı değil, ne dersiniz deyin. Argan yağı. Tamam mı? Bunu alıp sürekli akşamları yatarken bacağınıza masaj şeklinde, yani 15 dakika, 20 dakika her tarafını ovacaksınız. Masaj şeklinde, sürme değil yani, böyle sürerek değil, ovalayarak, bastırarak masaj şeklinde yapacaksınız. Böyle bileklere kadar. Bakın kısa zamanda hemen iyileşeceksiniz.